Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra o bahçe, onur, o kuş. Ve gönül Rabbine der ki, pervam yok verdiğin elemden, her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Şimdi insanlar en ümitsiz anlarında bile bir ışık istiyor hakikaten. Sonsuz aciz olmamızın hikmeti, yaratıcının bizi sonsuz ihata eden özelliklerini anlamaktır. Mert, anladın mı? Başkan, Cenab-ı Allah sonsuz kudretini bize gösterebilmek için, yani her konuda her derdimize yetişebilmek için bizi her noktada aciz yaratıyor ki yani her konuda ona ihtiyaç duyalım. Mesela ben zengin olsam yanındaki adamın zengin olması benim çok umurumda olmaz ama ben fakir olduğum zaman zenginin kıymeti anlaşılır. Ondan bir medet umarım. Sadece para mevzusu böyle. Cenab-ı Allah her konuda muhtaçlığımızı ona hissedersek anca tam manasıyla onu tanımış oluyoruz. O da bize kudretini göstermiş oluyor. Bir şey mi diyeceğim Ömer? Sonsuz aciz olmasak sonsuz olan kudretini anlayamayız Cenab-ı Hakk'ın, çünkü her şey zıttıyla bilinir. O yüzden biz sonsuz aciz olduğumuzdan ancak Allah'ı o şekilde anlayabiliyoruz. Eyvallah. Koyuncu. Meleklerde rızıklanma derdi yok. Ne bileyim bir hastalanma derdi yok. Ne bileyim yorulma yok. Günah işledikleri zaman bağışlanma isteği yok. O yüzden öyle olduğu zaman insanların meleklerden üstün olma durumu bundan kaynaklı zaten. Melekler bizim mertebeye bundan dolayı çıkamıyor. Çünkü Allah'ın o isimlerini, sıfatlarını ihata edemiyorlar. Biz bu acizliğimizden dolayı bunları bildiğimiz için biz mertebe olarak meleklerden daha üste çıkabiliyoruz diye anladım. Şimdi Hacı abi, şu ortamda 10 derece 10 birimlik bir ışık olsa bu bizim etrafımızı görmemize yarar. Doğru mu? Bu ışık 20 dereceye çıksa, 20 birime çıksa etrafı biraz daha iyi görmemizi sağlar. Bu ışık 30 dereceye çıksa belki biraz gözler kamaşır ama etrafı daha iyi görmeni sağlar. Doğru mudur hacım? Şimdi Cenab-ı Allah'ın sıfatları nur, isimleri nurani, yani nurdan beslenen manasında, değil mi? Şimdi o cihette biraz ışıkla örneklenme yapmak istiyorum. Az önce ne dedik? 30 birim ışık olsa biraz daha görürsün. 40 olsa, 50 olsa. Peki bunun bir derecesi var mıdır? Vardır, değil mi? Atıyorum 100 birim ışıktan sonra artık gözü görme kabiliyetini yitirecek. Mesela siz güneşe şöyle derin derin baktığınızda güneşteki olayları görebiliyor musunuz? Göremiyorsun. Neden? Çünkü gözün görme istidadına göre fazla kuvveti var. Doğru mudur? Şimdi mesela etrafa 10 birimlik ışık versem etrafı görürsünüz, değil mi? 20 birim versem gördünüz. 50 birim verdim, gördünüz. 70-80 verdim, biraz zorlandınız ama gördünüz. 100 milyon birim ışık verdim etrafa. Siz artık etrafta ışık var mı yok mu anlayamazsınız. Gözünüzün görme kabiliyetinin çok çok üstü bir ışık olduğundan dolayı artık etrafta ışık var mı, etrafta ışık yok mu insan bunu anlayamaz. Düşsene, bütün her yer nur hüzmeleriyle bezendiğini düşün. Şimdi etrafta şöyle bir ışık olsa ama bu ışığın birimi ne kadar? 100 milyar birim ışık var. Siz artık etrafta ışık var mı yok mu anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız. Ta ki ışığın önüne bir gölge gelene kadar. Siz gölgeyi görünce dediniz ki, aa gölge varsa demek ki bu işin perdenin arkasında çok kuvvetli bir de ışık var dediniz. Doğru mu? Şimdi biz normalde Cenab-ı Allah'ın esmasının ve sıfatlarının ihatası ve kusursuzluğu noktasında zihnimiz yeterince bunu idrak edemiyor. Ta ki Cenab-ı Allah'ın sonsuz esmasının önüne bir gölge gelince ne oluyor o gölge? Bizdeki kusurlar oluyor işte. Mesela cennetin tasvirine baktığında kusursuzluk var. Doğru mu? İnsanların belki birçok ütopyada, romanlarda aradığı kusursuz güzellik cennetin tasvirlerinde var. Şimdi bir insan cennetin tasvirlerindeki kusursuzluğu nasıl anlayacak? Cennetin tasvirlerindeki kusursuzluk o 100 milyar birimlik ışık diyelim. Yani tamamen etraf ışık, artık ışık mı değil mi bunu idrak edemiyorsun. Onun önüne ne lazım o ışığın önüne? Bir gölge geçmesi lazım. O gölge ne oluyor biliyor musun? Benim dizimdeki sakatlık oluyor işte. Benim dizim sancılanıyor. Bununla bir ay, iki ay, üç ay sıkıntı çekiyorum. Tam mutlu olacağım derken dizim birden ağrıyor. Ve ondan sonra birden cennet aklıma geliyor ve diyorum ki demek ki cennetteki sonsuz kusursuzluk ve sonsuz güzellik benim bu kusurumun olmadığı bir diyar diyorum. Ben gölge hükmündeki kusurlarımla sonsuz ışığı anlamış oluyorum. Tam ifade edebildim mi? Bir gün uyanıyorsun, canın sıkılıyor, içinde huzursuzluk var. Aynı gün belki çocuğun ölüyor, çocuğunu kaybediyorsun. Bir hafta sonra peşi peşine annen ölüyor. İçinde sürekli firakların oluşturduğu bir yara büyüyor. Ayrılıkların. Çocuğundan ayrı kalmışsın, babandan ayrı kalmışsın, annenden ayrı kalmışsın ve içinde tarif edilmez bir acı var. Tam o esnada cennetin tasvirini okuduğunda diyorsun ki demek ki sonsuz vuslatın oluşu, hiç ayrılmadan kavuşmanın oluşu bu acının olmadığı bir diyar olsa gerek deyip gölge hükmündeki kusurlarından ve sorunlarından sonsuzluk nedir onu anlamış oluyorsun.
biz sonsuz bir ışığı önüne bir gölge düşmeden anlayamayacağımız gibi Cenab-ı Allah'ın esmasının kusursuz bir şekilde tecelligahı olan cennet tasvirlerini de bu dünyadaki dertler, sorunlar, sıkıntılar, zahirde kusur gibi gözüken ama aslında kusursuzu anlatmak için verilen olaylar olmadan anlayamayacağız. Cennet sonsuz, mutlak huzurun olduğu bir yer. Nasıl anlayacaksın? Bu dünyada adaletsizlikler yaşayacaksın. Birileri canını yakacak, birileri ruhunu sıkacak. Gün gelecek böyle dışarıdan birinin bir müdahalesine de gerek kalmayacak. Birden anlamsız bir şekilde ruhun sıkışacak, kabza girecek. Bir gün ruhuna da gerek kalmayacak. Birden bileğin hastalanacak, ciğerin hastalanacak, gözünden yaşlar gelecek. Hiç olmuyor mu yani sizin hastalıklarınızı çok beklediğiniz anlarda mı oluyor? Yok. Birden derdi maişete düşüyorsun. Neden düşüyorsun acaba? Senin o derdi maişetindeki duyduğun acılar var ya, işte cenneti kazanırsan bu acılar orada yokun mesajıdır. Nasıl ışığın önüne düşen gölge aslında orada bir ışığın varlığının habercisi. Aynen o şekilde bizim sosyal hayatta kusur gibi, eksik gibi gördüğümüz şeyler bunların olmadığı sonsuz mutlak huzur ve güzelliğin olduğu bir cennetin en mutlak habercisidir aslında. Bunu ne diye tasvir ediyor üstad? Her şey zıttıyla bilinir diyor. Ama nasıl biliniyor? Aynen bu şekilde biliniyor. Sonsuz aciz olmamızın hikmeti yaratıcının bizi sonsuz ihata eden özelliklerini anlamaktır. Ya abi zaten ateistlerin en çok takıldığı noktalardan biri de bu. Hep diyorlar işte Allah madem insanları kusursuz yarattı niye hasta oluyoruz diyorlar. Evet. Hani şunu anlayabilseler halbuki onu da çözebilecekler. Hep buna takılıyorlar yani. Aynen öyle. Niye kusursuz değiliz? Hani her şeyi zıttıyla bilinir. Çok basit yani. Aynen öyle. Balık denizin içindeyken denizde olduğunun farkında değildir. Aslında evet. Çünkü doğal ortam orası. Her tarafta Allah'ın esması olduğundan o kadar çok var ki farkında olamıyoruz yani. Kendimizden biliyoruz mesela bazı şeyleri ama o kendimizden bildiğimiz şeyler de Allah'ın aslında fiiliyatı. Bu esmaları bir zıtlığıyla yani esmalar sonsuz ve kusursuz ya zahirde kusur gibi gözüken olaylar ve icraatlarla biz idrak edebiliyoruz. Ve bunlar Cenab-ı Allah'ın esmasını anlamamızı sağlıyor. Mesela Cenab-ı Allah'ın Şafi diye bir ismini biliyoruz ama hiç hastalanmamışsın. Sen şifa veren nedir? Nasıl şifa verir anlayabilir misin Abdülkadir? Allah sonsuz rızık vericidir ama ben hiç yemek yemedim ki. O zaman rızık vermek ne demek? Bunu hiçbir zaman anlayamazsın ki. Evet, aciz olman lazım. Yani senin aslında eksik ve kusur gibi gördüğün olaylar birinci cihette, birinci tabakada marifetullah ilmi denen kainattaki en önemli, en taban, en altyapıdaki olmazsa olmaz ilim denilir. Yani nasıl bir Allah'a inanıyorum? Bunun ölçütleri nelerdir? Nasıl anlayabilirim? Nasıl tanıyabilirim? Birinci olarak bu işine yarıyor. İkinci olarak da diğer segmentlere gidiyor. Ne oluyor? Cenneti o şekilde anlıyorsun. Hakikaten şimdi insan cennet deyince hep aynı şeyi düşünmüyor musunuz? Mesela bir anda daralıyorsunuz. Eşiniz, dostunuz, etrafınızda absürt olaylar gerçekleşiyor ve ruhunuz daralıyor. Of, cennette de bunlar yok diyor musun? Demiyor musun? Bak cennette derdin olmadığını nasıl anladın? Derdin olunca anladın. Bu kadar kuvvetli bir ışıkta ışığın olduğunu nasıl anladık? Elimizi önüne koyduk. Gölgenin olmasıyla ışığın varlığını anlayabildik. Yoksa o kadar kuvvetli bir ışıkta ışığın olduğunu anlayamayacaktık. Bunu iyi anlayabileceğimiz alanlardan birisi de Cenab-ı Allah'ın merhametidir. Bizler fıtraten nasıl? Yaratılış olarak sen ruhundaki sistemi, programı çok kurcalayıp, çok mahvedip, çok bozmadığın müddetçe senin içten içe sürekli bir merhamet isteğin mevcut. Fıtratımızda bu var. Ama fıtratında asıl merhamet isteği sonsuzun sahibine yöneliktir. Ama insan bunu menfaat kisvesinde kullandığında da merhameti putlaştırdığı başka insanlardan bekliyor. Bizler fıtraten merhametsizken bile merhamet isteriz. Bak fıtratta merhamet isteği o kadar kavi ki eymen biz merhametsizsek bile merhamet istiyoruz. Çünkü insanların yaratılışları gerçekten her biri birbirinden mizacı, fıtratı, şeriatı çok farklı. Ahvali birbirinden çok farklı. Yani sen bir kediyi gördüğünde yüreğin cız eder, merhamete gelirsin. O adamın karısını kes, kızını kes, çocuğunu kes, babasını kes, bir şey olmaz. O adama yemek vermediğinde o adam merhamet arzu eder. Yaratılış cihetiyle bizim mizaçlarımız birbirinden çok farklı. Çocuk olsak ve oyuncağını kırsam. Beklerim ki birisi bana kızmaya gelecek. Doğru mu Süleyman? Biz ikimiz çocuğuz Süleyman. Tamam mı? Biz ikimiz çocukken oynuyoruz. Senin elinde de oyuncağın var. Çat dedim ben senin oyuncağını kırdım. Birazdan ikimizin de babası gelecek. Tamam mı? Şimdi ben bilirim ki babalar gelecek ve bana kızacak. Doğru mu? Niye? Niye kızacak? Süleyman'ın oyuncağını kırdım çünkü. O adamlar bana kızmaya geldi diyelim. Halis de senin baban geldi. Dedi ki ey Mehmet sen bu Süleyman'ımın oyuncağını niye kırdın be çocuk? Püh! Yaramaz terbiyesiz dedi ya. Ondan sonra da tuttu senin elinden dedi ki Süleyman oğlum üzülme gel sana yeni bir oyuncak almaya gidelim dedi. O esnada benim içim der ki bak içinizi o esnada dinleyin. Ya keşke beni götürse bana da bir oyuncak alsa der. Bak çocuklukta bile bu böyledir. Yani ben o adamın oyuncağını kırmışım çocukluk cihetinde ve bekliyorum ki Süleyman'ın babası Halis gelip beni azarlayacak. Ama azarlarken bile içimden derim ki ya birazdan Süleyman'ın elinden tutup oyuncak almaya gidecek ya. Keşke bir tane de bana alsa derim. Kafirler de istedikleri kadar inkar etsinler. İstedikleri kadar
kadar isyan etsinler, istedikleri kadar birçok cihette zulmetsinler, iş en çıkmaz noktaya geldiğinde ya eğer öyle bir yer varsa ben zaten cennete gideceğimdir diye kendisini avuturlar. Neden? Çünkü fıtratında bir insan merhametsizken bile o merhameti beklemese bu cümle yetmez. Bu arada konuştuğum konuşma metni bugün hangi bir filan kesine programını açsanız onun en sonunda denk gelirsiniz. Böyle bir tane ilahiyatçıyla bir tane ateist böyle hiç uygun olmayan şekilde televizyonda tartışıyordur, kapışıyordur. Zaman zaman o onu sıkıştırır, zaman zaman o onu sıkıştırır. Tam o esnada ateist olan profesör tam şu hareketi yaparaktan gözlüğüyle beraber değil mi? Tam öyle yaparlar. Tam şu esnada hani bilimin bana öngördüğü bu yetkiye dayanarak tam o esnada öyle bir yer varsa ben zaten cennete gideceğimdir. Niye? Niye gideceksin? Çok iyi bir adam kendini görür. Yani kendinin ne olduğunu bilmez bir türlü. İnsanlar zaten bu tür noktalarda pek kendilerinin kusur ve sıkıntılarını düşünmezler. Yani bir gün çocukken evde yemeği bile döktüğünüzde azar yiyeceğinizi bilirsiniz ama şunu da dersiniz. Ya annem acaba tekrar yeni yemek verecek mi bana? İnsan bunu bekliyor. İnsan bir kusur dahi etse, tabii çocuk örneklerini veriyorum, onu merhametsizlik örneği diye vermiyorum. Sadece bir çocuğun fıtratında bile bu var diyorum. Neden bu işlerde bebek ve çocuk örnekleri verilir? Hem en saf hali hem de şöyle bir şey abi. Öğrenme dediğimiz olayın ana kriteri bebektir. Mesela ben yeni doğmuş bir bebek düşünelim. Bizim Ecmel Vera'yı düşünelim. Şimdi ben Ecmel Vera'nın gözünün önünde limon sıksam ağzı sulanır mı? Sulanmaz. Doğru mu? Çünkü limonun tadını bilmiyor. Mesela Halis'in önünde limonu sıksam sulanır mı? Sulanır. Neden? Çünkü ağzın sulanması öğrenilmiş bir şeydir. Bu öğrenme dediğimiz olay bebekle ilgili bir olaydır. Ben şimdi Ecmel Vera'nın gelsem etini böyle çok sert sıksam ağlar mı? Ağlar. Halis'inkini sıksam ağlar mı? Ağlar. Demek ki acı duyma öğrenilecek bir şey değil. Fıtrattan var. Ama mesela Ecmel Vera zararlı ne diyelim? Bir çaydanlığa dokunmaması gerektiğini biliyor mudur sizce? Bilmiyordur. Halis biliyor mudur? Biliyordur. Demek ki çaydanlığa dokunmama öğrenilmesi gereken bir şey. Yani bebek dediğin olay öğrenme kriteridir aslında. Bir şey öğrenilen bir şey mi yoksa fıtratta olan bir şey mi'nin ayrımını bebek metaforuyla yapabilirsin. Şimdi çocuk örneklerini niye verdik? Çünkü çocuğun fıtratında olan şey onun öğrendiği bir şey değil. Fıtratından gelen bir şeydir. Az önceki merhameti çocuk istiyor dedik ya. Bu onun öğrendiği bir şey değil. Fıtratında olan bir şey olduğu için. Ama 55 yaşında bir adam desek o fıtratı çok bozup o merhameti tamamen tefessü ettiğinden öyle bir merhamet talebi de olmayabilir. Ama mutlaka insanlar sıkıştığında böyle bir merhameti talep ederler. Yani bugün en gaddar zalim bir insanı bile yakalandığı zaman son anda bir tutsalar o sizi çok seviyorum bana yardım edin değil mi? O merhameti talep edecek şeyler tavırlarda bulunur o insan. Yani baktığında Allah'a inanmayanlar bile fıtratının derinliklerine indiğinde Allah'tan merhamet istiyorlar aslında. Kafirler bile iman ettiği halde eğer varsa beni cennetine alsın der, ruhundaki semptomlara bak, eksikliklerine tepki bunlar. Şimdi o zaman şunu anlıyoruz değil mi abiler? İnsan merhametsiz halinde bile bir merhamet talebinde bulunuyor mu? Bulunuyor değil mi? Şimdi insan en merhametsiz halde bile merhamet talebinde bulunuyor ya. Bizlerin bu merhameti talep etmesinin daha kuvvetli yolları var. Nedir bu kuvvetli yollar? Şimdi bir insan merhamet talep ediyorsa öncelikle iş dünyasında kendi eksikliklerine biraz yönelmesi lazım. Yani kısacası bir insanın kendi kusurlarına bakarak o insanın önce tövbe etmesi lazım. Şimdi tövbe, inabe, evbe diye bir mesele var. Üçlü bir sıralama var. Tövbe, İnabe, evbe. Tableti aç abi. Bu arada tevbe, tövbe aynı. Biliyorsunuz farklı değil. Tevbe, inabe, evbe. Şimdi abiler, gene üstadın efsanevi tespitlerinden bir tanesi. Her zaman diyor ki insan enfusi tefekkürde, enfusi kendi içine yönelik tefekkürde tafsilatlı olması lazım. Ayrıntılı bakması lazım diyor. Ama afaki bir tefekkür olursa dışsal meselelerle ilgili tefekkürlerde de nasıl bakması lazım diyor? İcmali yani özetle bakması lazım diyor. Şimdi ben en merhametsiz adamların bile başı sıkıştığında merhamet talep ettiğine şahit oldum. Ama bu adamların kendi iç dünyasına dönüp de yahu benim şu kusurlarım var gibi tespitler yapabildiğine pek şahit olmadım. Yani merhametsiz adamların en büyük özelliklerinden bir tanesi kendi iç dünyasına yönelik tespitlerde çok kısır kalmaları. Ve bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de böyle insanların hayatında tövbe denen bir olayın pek tatbik edilmemesi. Konuşulmaması demiyorum ama tatbik edilmemesi. Yani şimdi biz geçen ay kötü bir günah yaptık diyelim. Bu ayda geldik dedik ya Allah'ım ben bıraktım affet. Affetmek zorunda mı? Yani böyle tövbe olur mu? Ne kadar pervasız ve ukalaca bir tavır değil mi? Ya Allah'ım affet. Ya da ne diyor adam? Kardeşim işte geçmiş hayatında şu izler vardı bak bunları hep aklımıza getirelim. Bunalıma girelim manasında değil. Tövbesini güzel yapalım. Yani ben bıraktım o işleri bacanak. Allah affetti beni. Yani o kadar emin ki sözleşmeli bir ortağı var gibi. Haşa Allah Azze ve Celle ile. Şimdi insanlar merhamet isterken merhametin birinci basamaklarından bir tanesi olan içe dönük bir yaşam. Bu kısımda çok eksik kalıyorlar. Kendilerine bakıp yaptıkları kusurlarda tövbe etme noktasını bile çok merhametsizce yapıyorlar. Yani bu tövbe değil. O kişiye ancak günah üstüne günah katabilir. Yani bir insanı görüyorsun. Bu insan belki bundan birkaç ay önce bir tanesiyle bir zinada bulunuyor. Karşılığı
bakarsanız eğer neler yapılması gerektiğine, zaten dünyadaki hükmü bu kadar ağır olan bir günahın ahiret karşılığı nedir diye şok olursunuz. Zinadan bahsediyor. Bu adam aradan 3 gün geçiyor, 5 gün geçiyor, belki bir hafta geçiyor. Şimdi bu adam daha bundan birkaç zaman önce zinasını yapıyor. Ondan sonra bunun pişmanlığını duyduğunu düşünüyor. Aslında pişmanlıkta değil de hanımı anlayacak. Diyor ki eyvah, evliliğim bozulur, etrafa ne derim? Hanımım olmazsa benim çamaşırımı bulaşığımı kim yıkar? Yani dert burası. Gene Allah benden razı gelmez değil de gene derdi etraf ne der? Ya hanım duyar kaybederse, çünkü senin gibi birinin kahrını hanımından başka kim çeker? Öyle değil mi? Şimdi bu adam bu düşüncelerle aradan 3 gün 5 gün geçtikten sonra ya ben bıraktım bu işi deyip o kadar rahat emin bir şekilde duruyor ki sanki sen bıraktın. O gün Allah da affetti, bir de üzerine bir sürü sevaplar yığdırdı yığdırdı yığdırdı. O kadar rahat ve emin bir şekilde duruyor ve kendi kusurlarını görmüyor ki. Sana bu olayı bahsederken hiç utanmadan çekilmeden belki zina ettiği birini de anlatıyor. Ve de o anlattığı, hani bunu sana bir erkek anlatıyor diyelim. Zina ettiği bayanı anlatırken de onunla ilgili kötü konuşmaya devam ediyor. Yani sen o bayan diye ona kötü konuşuyorsan sen de onun erkeğisin. Senin ne farkın var ki yani? Biraz kibar anlatmaya çalışıyorum da anlatabiliyor muyum demek istediklerimi? Şimdi adam içinde şunu da, hani İslam'da bunun hükmüne baktığımda dünya karşılığı bile bu kadar büyük olan bir günaha girdim. Acaba kendimi Allah'a nasıl affettirebilirim diye kendini düşünmekten başkalarını unutması lazım insanın. Ama sürekli gündemi başkalarını gıybet ederek, başkalarına iftira ederek, başkalarını kötüleyerek kendisi ayakta kalmaya çalışan bir insan olduğundan dolayı böyle insanlar tövbesinin bile hemen ağzından çıktığı anda kabul edildiği garantisini alırlar. Bir de üstüne tövbesinin kabul edildiğini sonra ispatlamak adına günaha girdiği kişiyi anlatırken bir de ondan kötü kötü cümle ve kelimelerle bahsedebilirler. Üç aşamalı olan tövbe, inabe, evbe silsilesinde adam daha birinci aşamasında bile günah girmeyi başarabilen bir adamdır. Bu bahsettiğim adam. Zaten Cenab-ı Allah seni affetmek zorunda olduğu duruşuyla girsen, bir de haşa ortaklığın varmış gibi bir tavırda bulunsan zaten herhalde bu günah diğer yaptığın günahları bile aratacak pozisyona gelebilir. Tövbe sözlük anlamı. Tövbe ne demek? Yaptan gidecek. Dönmek. Aynen, aynen. Yani bir adam tövbe ettiğinde yaptığı bütün kötü hal ve tavırlardan kendisini kurtarıp bunu iyiye çevirmesi lazımken az önce bahsettiğim örnekte maalesef bir de pervasız bir şekilde kendisi affedilme garantisi var gibi ve başkalarını kötüleyerek de sanki yani benim bir suçum yok, beni başkaları yoldan çıkardı. Hani karşılıklı yapılan bir iş değil, ben çok günahsızım, beni başkaları yoldan çıkardı diye tavırlarda bulunabiliyor. Yaşadığımız olaylarda suçu nefsimize verebilirsek bu zımnen bir tövbe demektir. Demek ki tövbenin birinci kriteri nedir? Suçu nefse vermek. Peki suçu nefsine vermek için dışarıda bana neler yaptılar diye mi düşünmen lazım? Yoksa ben bu şeytanın ve nefsin hilelerine nasıl oldu da aldandım diye içine dönük bir tefekkürde mi bulunman lazım? Tövbe sözlük anlamı dönmek demektir. Yaşadığımız olaylarda suçu nefsimize verebilirsek bu zımnen bir tövbe demektir. İnabe sözlük anlamı defalarca dönmek, bir şeye dönüş yapmaktır. Terim anlamı olarak da samimi şekilde Allah'a dönerek teslim olmaktır. Tövbeye şey yazacaksın, suçu nefsimize verme. İnabeye de samimi şekilde dönme, teslim olma. Suçum vardı, ne işledim? Tövbe ettim. Sonra ileride bir hata daha işledim ama yine tövbe ettim manasında mı bu? Yok abi. Aynı günahta daha derin hale geliyorsun. Mesela Evliyaullah için sürekli ne deniyor abi? Onlar insanların gözünde küçük gelen bir günaha tutunurlar ve ilelebet o günahın pişmanlığıyla yaşarlar deniyor. Şimdi bu ne demek oluyor abi? Onlar birinci olarak farkına varıyor ve içine dönerek bir yola gidiyor ve diyor ki ya çok pişmanım. Ey nefis, bunu nasıl yaptın diye tövbe ediyor. Ardından sürekli abi o kadar samimi hissediyor ki o duyguyu. İçinde sürekli ya ben nasıl gerçekten böyle tanıdığım bir Allah'a ben nasıl bu hatayı yaptım ya? Sizin eskiden yaptığınız bir şey defalarca aklınıza geldi olmuyor mu? Ve defalarca dönmüş oluyorsunuz. Böyle bir kere de değil de defalarca döndüğünde ne oluyor abi? İnabe oluyor. Bir de biraz sonra gireceğiz. Eğer ihsan şuuru ile yahu benim aldığım nefes, yaşantım bile Allah'ın bir hediyesi ya ben nasıl bunu böyle kullandım gibi daha deruni düşündüğünde de burası birazdan evbeye gidecek abi. Tövbe, inabe, evbe. Rad suresinde 27. ayet-i kerimede Allah kendisine inabe eden yani samimi olarak kendisine yönelen manası. Anladın mı abi? Allah kendisine inabe eden yani samimi olarak kendisine yönelen kimseleri doğru yola iletir diyor. Rad suresi 27. ayette. Evbe kelimesine geçtiğimizde evbede sözlük anlamı iradeye bağlı olarak bir yerden bir yere dönmektir. Evbe sözlük anlamı olarak ede ne kullanacağım? İradeye bağlı bir yerden bir yere dönmek demektir. Eğer ihsan şuuru ile Allah'ın karşısında yapılan bir hatadan dönülürse bu da evve olur. Kriter ne burada?
İhsan şuuru. Ya aldığım nefes dahi Allah'ın beni var etmesi sonucu oluyor. Ben bu kadar acizim, bu kadar gariban bir adamım. Ya nasıl oluyor da Allah'ın verdiği teçhizatı, cihazatı tuttum da bu haram yollarda kullandım arkadaş. Yani bir dost için onu kırmayayım diye o içki masasına oturdum. Ama şu nefesi veren Allah'ı nasıl böyle ben kırabiliyorum? Ben anlayamadım bu işi nasıl yaptığımı diye artık daha derin bir hale geliyorsun. Birinci de nefsinin derinliklerine indin, hatanı anladın ve pişman oldun. Buna biz tövbe dedik. İnabe kısmına geldiğimizde bu günah sürekli sende artık böyle fikir haline geldi. Ya nasıl yaptım? Gerçekten anlamıyorum ya. Dünyada iyilik önemliymiş, güzellik önemliymiş, doğruluk önemliymiş. Ben nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Üçüncü de artık Cenab-ı Allah'tan başka düşüncen yok. Ya ben onu razı etmeye çalışırken, o tamamen beni var etmişken, ben onun verdiği cihazat ile ve her daim görülüyorken nasıl oldu da bu zinayı, bu lanet işi yapabildim ya? Nasıl oldu da o dostlarımı kırmayayım diye, o dostlarımı bile yaratan Allah'ken, onu bile bana ihsan şuuruyla o vermişken, insanları kırmayayım diye o içki masasına oturdum ya. Ben nasıl Allah'ı böyle memnuniyetsiz edebildim acaba ya? Bir de tuttum bunu böyle insanlara anlattım patavatsız bir şekilde ya. Ben tuttum bir de fıskımı böyle insanların duyabileceği şekilde haykırdım kaldım arkadaş diye. Asıl bunu demek düşerken insan Cenab-ı Allah ile irtibat namına bir koku olmadığından dolayı insanlar onun gözünde bir ilah gibi. İnsanların gözünde bir payı alsa ona yetecek şekilde. Ve bunun için insanların gözünde daha kaliteli bir hale gelmek için ne yapıyor? Ben kusursuz bir adamım. Bu onun şeyliği. Bu günahta erkek kadın ayrımı var mı hacı? Ona 3 birim de ona 5 birim diye bir şey var mı günahta? Olsa bile bir anlamı yok. Karşı tarafa hiç günah yazılmasa ne fark eder? O işte kendisine yazılmadığını zannediyor. Beni karşı tarafa ayarttı diyor. Yani Allah'ın verdiği ihsanların karşılığını verememe kişiye günah olarak yeter. Şimdi burası da çok önemli. Tevbe, inabe, evbe. Evbe kısmında Muhammed abi şöyle bir derinliğe daha gelebiliriz. Bir insanın evbe dediğimiz bir hissiyata sahip olması için günaha girmesine gerek yok. O insan için Cenab-ı Allah'ın verdiği bunca nimetin karşılığını eda edememek o kişiye günah olarak yeter. Hiç böyle bir pişmanlık duydunuz mu? Allah'ım bana böyle yürüme kabiliyeti verdin de ben senin yolunda yürüyemedim. Allah'ım benim ellerim daha ağrımamıştı ama ben senin için, senin mescidinin duvarlarını böyle yorulana kadar silemedim ya Yarab. Yani sen bana verdin ama ben senin için kullanamadım. Bu işte tam evbe şuuru oluyor. Mesnevi Nuriye'de bir yerde üstad diyor ki mazide etmediğin şükrün de kazasını yapmak gerek diyor. Eyvallah. Demek ki kaza yapılıyorsa o da bu şekilde oluyor. Aynen yapmıyorum. Böyle aynen. Bu şuurda olan adam onun kazasını yapar. Der ki Allah'ım 15'li yaşlarımda hiç şuurum yoktu. Ama orada bile sen benim Rabbimsin. Hala bana bir alma ve verme namına nefes yarattın. Hala gırtlağımda. Ben onun şükrünü nasıl eda edeceğim diye o kadar ciddi bir tefekkür hasıl olur ki o kişilerde. Şükür edebilmenin şükrünü eda etmekten o nimetin şükrüne geçemezler. Biraz şey gibi oluyor değil mi abi? Ben şöyle düşünmüştüm. Şimdi mesela ben kendim 20 yaşına kadar zaten öyle bir şükür eda etmemişim. Allah sonra alıp hizmete koymuş. Şimdi hem onların kazasını yapacaksın, aynen, hem hizmetin şükrünü edeceksin. O yüzden %100'ünün üstüne çıkman, evet, lazım. Şimdi asıl soru bu. Bu içinden geliyor mu? İşte içinden gelecek bir hale sokman lazım. İçinden gelecek bir hale nasıl gelir biliyor musun? Önce tek tek böyle günahlarının tövbesini etmen lazım. İnşallah Allah izin verir de eğer o tövbelerin kabul olursa ondan sonra ben nasıl yaptım nasıl yaptım diye bir paranoya değil, ümitsizliğe de değil. Sadece ben Allah'a karşı nasıl bunu yapmışım diye insan pişman olsa inan çevrede ve etraftaki gereksiz ve boş işlerle uğraşabilecek bir vakti kalmaz. Bugün Müslüman ve İslam aleminin en büyük problemlerinden bir tanesi. Günlük bir projeleri yok. Yani günlük proje hadi elinden tatbik edebilecek bir icraat gelmiyor diyelim. Bari kendinle ilgilen bir adam. Kusursuz musun yani? Firavun musun sen? Elbet vardır bir günahın de ki ya beni yaratan yaratıcıya karşı ben bu günahı nasıl yaptım diyeceğine ya biz cumadan cumaya namaz kılan Müslüman bir aileyiz yahu. Efsaneyiz biz yahu. Hatta soyumuz inanın seyide dayanıyor diye bir daha adam bununla övünmeye çalışıyor. Şimdi bu adam da bu şuur olmaz. O en baştaki konuştuğumuz cümle var ya acizlikle ilgili. Evet. Kendi acizliğini bilmeyen bilemezdi. Tam oraya şimdi tam oturdu yani. Aynen. Kendi acizliğini bilmeyen insan tövbesinde problem var. Aynen. Ben de kafamda bağladığım için o sırayla gittim yani. Önce onu anlatmak istedim. Acizliğini bilmeyen bir adam sonsuz bir Allah'ı bilemeyeceğinden, aldığı nefesi bile onu yarattığını anlayamayacağından dolayı ihsan şuuru dediğimiz o iklimi de yaşayamayacak bu adam. İsra suresinde 25. ayet-i kerimede şöyle söyler. Eğer iyi kimseler olursanız şüphesiz Allah evbe edenleri bağışlayacaktır. Evbe ne oluyordu? Son kısım. Bir yerden bir yere tamamen dönmek, evet. İradeye bağlı burada ihsan şuuru kelimesini yaz abi. Burada ihsan şuuru olacak. Yani o adamın günah işlemesine de gerek yok. Diyecek ki ya Rab ihsan ne demek? Hediye yani ikram. Ya Rab senin bu verdiklerinin karşılığını ben nasıl vereceğim sana ya? Düşüncesinde adama günah olarak yetiyor. Seni hakkıyla iade edemedik Allah. Tabii aynen öyle. Efendimiz şey var ya.
Bazı alimlere göre tövbe 3 kısımdır. Şimdi tövbe inabe evbenin başka yorumları da var. O yorumları da konuşmak istiyorum size. Şimdi bazı alimlere göre bu üçü tövbenin alt dalıdır. Şöyle derler. Başlangıcı tövbe, ortası inabe, sonucu evbe. Bunun tamamına tövbe diyenler var. Gitgide derinleşen bir hal. Bazı alimlere göre de bak bu yorum çok çok güzel. Koyuncu çok hoş bir şey. Bir günahtan İrfan, pişmanlık duyma ya da geri çekilme diyelim. Bu cehennem korkusuyla yapılırsa buna tövbe diyorlar. Cennetin sevdası ve hasretiyle yapılırsa inabe diyorlar. Ne cennet ne de cehennem, ya Allah benden razı olmazsa düşüncesiyle yapılırsa buna da evbe diyorlar. Nasıl yorum? Çok güzel değil mi? Tövbe, inabe, bir de evbe var. Tövbeyle ilk önce suçu nefsine alınca tövbe oluyor. İnabe de tekrar tekrar yapılan. Buna ızdırar da diyebilir miyiz bilmiyorum. Sürekli kendi içinde yaşayarak olur. Neden bu hatayı yaptım? İzdırar oluyor diyorsun. Aynen. Evve de işte tamamen iradesini kullanarak o ihsan şuuru ile bu kadar büyük bir Allah'a karşı ben nasıl böyle bir hata yaparım diyerekten sürekli yapılan tövbe mi diyelim buna da? Geçi bu üçünün birleşmesine bazı alimler tövbe diyordu. Evet. Evet. Başka var mı örneğin yorumun? Yakışıyor. Bunları yaşarken işin aslı vicdanda nedamet hissidir. Nedamet? Pişmanlık. Yaptığına pişman oluyorsun ama bunun daha üst seviyesi var. Yapmadığına pişman oluyorsun. Pişmanlık hissi. Ne oldu abi? Hani vardı ya bir tane. Yaptıklarımdan pişman değilim aklım. Hala yapmadıklarımdan. Yaptıklarım için pişman değilim ha. Aklım hala yapmadıklarımdan. O işte nedamet hissi abi. Arsız günahkar modeller yani mücrimler ise başkalarını suçlamak ile teselli arar dururlar. Bak Hacı abi, bu sürekli meseleyi dışarıdaki birilerinden arayanlar var ya, hakikaten çok problemli insanlar. Yani bizim mesleğimizin esaslarından bir tanesi de biraz adam anlama ve adam tanıma. Tabii bunu hüküm dağıtma, yargı dağıtma, kişileri kayırma manasıyla değil. İnsansın. İnsan bir yolda yürürken şimdi sosyal hayatta biri evine birisini aldığında Pablo Escobar ve ailesini almıyor. Uyuşturucu kaçakçısı da almıyor değil mi? Güvenilir temiz birisini evine ister. İnsan yolda yürürken de hakikaten özellikleri güzel olsun ister. Bana sorarsanız bir insanda bütün kokuşmalar gıybet gibi, iftira gibi, farkındaysanız hep dışsal olaylar. Bir adam mesela neden gıybet eder? Kendisi iç olgunluğa erişememiştir. Kendi kendine mutlu olmayı bilmiyordur. Ve bu şekilde sürekli dışarıya salça olur. Bak bu dışarıya salça olan modeller var ya, gerçekten çok zararlı modeller. İşte genelde kadınların dil özelliği oluyor. Onlar sürekli ayona laf atayım, ayona laf atayım, onunla konuşayım, onunla diyalog yapayım. Erkek olunca da klasik erkeklerde ne var? Ben onu yerim, o steroid bastı. Bendekini görsem var ya, benim her yerim böyle böyle. Ondan sonra hani birincide şey diyorsun, ben onu yerim, o kim falan diyorsun. 2-3, dördüncüde olay ciddi böyle şeylere gidiyor artık. O mesela sen çok düşkün bir adamsın. O da kızlarla muhabbet eden bir adam. Lan görmüyor musun kızla beraber? Halbuki senin içinden o geliyor, o yüzden sen ona düşmansın. Genelde bizim de başımıza gelen öyle bir şeyler olmuyor mu ya? O da hizmet mi? Yani benim içimden hizmet yapmak geliyor. Ama ben yapabilecek bir adam değilim. Bari onları kötüleyeyim, tatmin olayım. Çünkü insanlar birilerini kötülediklerinde kendilerini o işte yapıyor gibi algılarlar diye geçen hafta ders yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Şimdi bu cihette dikkati sürekli dışarıda olan insanlar gerçekten benim gördüğüm hem kendisine zarar verdiğinin farkında değil de kendisi sadece yalnız kaldığında bunalıma girer. Ciddi bunalımlara girer. Ama çevresine de oldukça zarar verebilen insanlar. Çünkü dikkati dışarıda olan adam kimin dikkatini çekmek istiyor? Dışarıdaki insanların neyini kazanmak ister? Alkışını, övgüsünü, dostluğunu, menfaatini ve onların menfaatini kazanmak için, ilgi çekebilmek için. Ya bu adam da ne kadar güzel bir adam, bu adam da ne kadar kuvvetli bir adam, bu adam da her yerde iş bitiren bir adam, bu adam da ne kadar varlıklı bir adam, bu adam da ne kadar karizma bir adam, bu adam da işte ne kadar bir sürü arabası olan bir adam diye dedirtebilmek için her türlü ilgi çekme yoluna girer. Arkadan itişli arabayla giden biri niye el feneri çekip drift yapar ki? Birinci ihtimal ondan ciddi zevk alıyordur, %5 oranda değil mi? Bunun sporunu yapan var. %95 ihtimalle de benim arabam var deyip kendini göstermeye çalışıyordur. Benim gördüğüm gıybet eden de, iftira eden de, etrafa sürekli salya sümük akıtan da genellikle böyle dikkati hep dışarıda olan insanlar ve bu insanlar klasik işte Türkiye'deki Müslüman arkadaşların olayı. Gıybet ne desen tarifini yapar. Gıybet nasıl yapılır desen zaten hayatında onun örneği de vardır. İhlas Risalesi nedir desen ezberden okur. Ama İhlas Risalesine aykırı nasıl hareket yapılır desen gene hayatından onların hepsini okuyabilirsin. Bu yüzden bu tür arkadaşlar sürekli başkalarını suçlayarak kendilerinde teselli ararlar. Ne tip insanlar? Sürekli dikkati dışarıda olan insanlar.
Tabii. Maalesef yani. Bir o aslında ergenlikte kalan bir hastalık kirve. Onu maalesef yenemiyorlar yani. Üst seviyesine çıksa belki iyileşim gösterecekler ama yenemiyorlar. Ve ruhta sürekli kara lekeler oluşuyor. Ruhta o kara lekeler arttıktan sonra da artık tövbe edebilecek bir kapı kalmayabiliyor maalesef. Suçladıkları ne varsa ona da kul olurlar. Hani orada bir tane kıza aslında iftira atıyor, atıyorum adam. Halbuki gönlü onda yani. Ona kul olmuş ama varamıyor, ulaşamıyor. Haset yani. Başkalarına kul olmaktan kurtulmanın tek yolu Allah'a kulluktan geçer. Gaye-i hayal bizi bunlardan koruyan bir iksirdir adeta. Kişi çatlarcasına gaye-i hayalinin peşinde koşmalı. Hizmet ederken Fatih gibi olmalı. Hep atın önünde sürekli koşturan, ücret beklerken Kanuni gibi olmalı. Seferden dönüşünde halk onu bekleyip alkışlayacağını bildiğinden dolayı gecenin vaktinde seferden dönüyor ve sarayında koridora yatağını serdiriyor ki kendi içinde bir gurur ve bir övünme hissetmesin. Böyle insanlar işte. Allah bizleri de onlara bir parça benzetsin. Zaten insan onlarla dertlense, sürekli onları düşünse, inan dışarıda kötülük yapabilecek bir vakti olmaz. Şimdi biz sürekli kendi içimizde söylediğimiz bir şey, abi bak biliyorum 5 birimlik iş yapabilecek gücün ve istidadın var ama sana 7 birimlik iş verildi. İnan bak ileride şükredeceksin buna. Yani evet belki üstüne çok geliniyor, evet üstüne çok iş yığıldı, bak inan bana şükredeceksinin en güzel şekilde şuurunu bu kötü örnekleri tefekkür ederek anlarsın. Bak burada da olay zıttıyla bilinir. Yani ben ergenlik vaktinde boş vakit denilebilecek vakit kendi adıma çok geçirdim. Mesela yaz tatili geldiğinde evde oturuyorsun, sokağa iniyorsun, PlayStation oynuyorsun, film izliyorsun. Çok sıkıcı bir hayat bence. Şimdi sürekli o boş vakitleri yaz tatilinde geçirdiğinden dolayı çok dua ederdim çocukken. Allah'ım beni ileride bu koltukların üzerinde oturtur bir hayat yaşatma diye. Şimdi mesela dua ediyorum ki Allah'ım beni yatakta öldürme diye. Yatağa düşürme, yatakta öldürme, aynı bir at gibi, bir köheylan gibi koşarken çatlarcasını öldür diye dua ediyorum şimdi kendi adıma. Şimdi insan sürekli o halde olduğunda ileride bu tür olayları denk geldiğinde kendisi yaşasa bile bunu kader cihetiyle düşünüp rahatlar. Bir, bu tür hastalıklar bize de bulaşabilir mi? Bulaşabilir. Özellikle Zübeyir abi, çok fazla günah ile gezen insanlarla sen gezme. Onlar sana günahı normalleştirir. O günahların ahlakı sende basitleşir ve sana da bulaşır diyor. Demek burada günahkarlarla bir ölçü var mı? Var. Yani biz günahkar değil miyiz? Ya biz de günahkarız tabii ki. Burada bir ölçü var. Birisi diyelim günahta çok ısrar ediyor. Mesela nedir? Adam her gece içki masalarında doyumsuz sohbetler edebilen bir adam. Sen artık o adam ya ne kadar güzel sohbetler ediyor bu adam diye masasına oturuyorsun ya, bu artık hizmet olmuyor. Sen bir süre sonra o muhabbetten lezzet alırsın ve içki masasında normalleştirmeye başlarsın. Ama sen desen ki ya benim gönlümde zaten içkiyle ilgili bir alaka yok ama bu adamı geceleri haftada bir gece, haftada iki gece göreyim. Bu adamdan aldığım lezzetten değil, Allah'ın rızasını koşturmaktan aldığım lezzetten dolayı adamı göreyim dersen o işte güzel bir hizmet oluyor. Burada yine belirleyici ne oluyor? Senin bu icraatı yaparken kalbindeki aynen niyet oluyor yani. Yoksa baktığında ikisi de aynı eylemi yapıyor gibi gözüküyordur. İkisi de masada oturur, ikisi de espri yapar, ikisi de gırgır yapar. Ama bir tanesi gerçekten o masadan lezzet alıyordur ve bu bir tehlikedir. İşin devamında bir gün dara düştüğünde lezzet aldığı o masanın ahlakına kendisi uyacaktır. Ama ötekine baktığında masayla ilgisi yoktur, mekanla ilgisi yoktur, adamla bile ilgisi yoktur. Tek ilgisi Allah benden razı olur mu? Bu meselesidir. Bunun ufku ne? Koştururken, hizmet ederken inşallah cennet mekan Fatih gibi. Bir gün ücret beklerken de merhum Kanuni gibi. Gece vakti kendisi saraya ulaşıyor ve yatağını da koridora serdiriyor ki gönlüne bu galibiyet de bendendir diye bir fahır, bir gurur düşmesin diye. Ne insanlar ya. Abdülhamit'in yatağında yattığı vaki yok diye biliyorum ben de. Hep yer yatağında yatıyor. Evet. Abdülhamit Han Hazretleri. Vallahi işte Fatih inanılmaz insanlar ya. Yani tefekkür dünyamıza gelmiyor. Neden? Etrafımızda maalesef var o örneklerden ama biz çok göremiyoruz. O örneklerden elbet vardır inşallah. Bu diyarda da, bu zamanda da, bu asırda da vardır. Belki biraz sayısı azdır. Biz çok göremiyoruz ama Allah toplumu o tarz insanlardan, o tarz örneklerden bol bol arttırsın inşallah. Bitirelim mi bu dersi? Bitirelim mi? Tamam.